Her şey bir göçmen aileyle başladı. Bu benim, Alex Danilak. Bunlar annemle babam, Bay ve Bayan Danilak. Yeni bir hayat için Ukrayna'dan geldik. Kanada'ya hoş geldiniz. Teşekkürler. Şehirde yaşamaya gücümüz yoktu. Biz de Londra'ya gittik. Londra, Ontario. Tabii umut dolu birçok göçmen gibi bütçemizi çok aşan bir ev bulduk. Yani durum kötüye gitti. Ama Sergei, hiçbirimiz iş bulamıyoruz. Bulmak zorundayız. Tamam, daha fazla çaba gösterelim. Annemle babam da çok kavga etmeye başladı. Ama sonunda Rus bir aile dostu annemin bankada sayman yardımcısı olarak iş bulmasını sağladı. Lütfen mesajınızı bırakın. Bay ve Bayan Danyuk, geciken kredi ödemeleriniz için... Natasha, lütfen en kısa zamanda yemeği ne zaman yeriz? Hiçbir şeye dokunma. Ama babamın katkısı yoktu. Çaba gösterdi ama kimse ona güvenmedi. Yani yardımlarla geçiniyorduk. Annemin kazandıkları ev kredisi ödemesine gidiyordu. Oynayacak, sosyalleşecek arkadaşım yoktu. Annemin bilgisayarı hariç. Açıkçası çok iyi anlaşıyorduk. İnternet, video oyunları, forumlar, tanımadığım insanlarla sohbetler, her türlü site, bilgiye kolay erişim, sınırsız olasılıklar. Üniversiteye bunun için gitmek istedim. Bir gün Steve Jobs ve Bill Gates'in izinden gitmek istedim ve bir gün dünyayı değiştirecektim. Neyse ki ya da ne yazık ki okul parasını kendim bulmak zorunda olduğumu öğrendim. Kazandığım ilk dolarlar. İşim tıklamaktı. IP adresimi değiştirip aynı siteye defalarca girerek popüler yapıyordum. Sıkıcıydı ama kolay paraydı. 1000 tıklama için 200 dolar kazandım. Çok değildi. Ama her büyük şeyin başlangıcı küçük olur. Zaman ilerledi. Dünyayı daha çok tanır oldum. Özellikle para dünyasını. İnternet bir sürü fikirle doluydu. Bankacılık sistemi, ekonomik kriz, sistem zafiyetleri ve değişiklik ihtiyacı hakkında. Artık benimle hiç ilgilenmiyorsun. Ama bazı şeyler hiç değişmezdi. Biraz da benimle ilgilen. Başka bir yerdeyiz şu anda değil mi? Lütfen bağırıp bizi buraya getirmek daha kolay. Lütfen bana bağırıp durma. Ve biriyle görüşüyorsan söyle, haberim olsun, tamam mı? Buraya gelmek de hatayı sen yaptın. Buraya başka seçeneğimiz olmadığı için geldik. Başka seçeneğimiz olsaydı gelmezdik. Başka seçeneğimiz vardı ama sen inat ettin. İşte ben böyle büyüdüm. Gördüğünüz gibi peri masalı değildi ama bunun değişmesini umuyordum. Bir kahve lütfen. Dün birçok devlet ve banka sitesine siber saldırı gerçekleşti. Bu saldırıları Dark Web üstlendi. Dark Web, Zed adında bir korsanın liderliğindeki bir suç örgütü. Tüm dünyada birçok davayla bağlantısı bulunan uluslararası bir suçlu olduğu düşünülüyor. Yükledikleri bu videoda sorumluluğu üstleniyorlar. Biz Dark Web'iz. Küre sahiplerinin hayatımızı kontrol etmesine göz yummayacağız. Karşılık vereceğiz. Onları yıkacağız. Bu daha başlangıç. Diğer haberlere geçiyorum. Borsa bu saldırılar nedeniyle istikrarsızdı. Anne, ben geldim. Anne? Anne. Hey, ne oldu? Ne oldu? Anne, bu saçmalık. Saçmalık. Başka iş bulursun. İpotek o bankadaydı. Artık işsiz olduğumu, faturayı ödeyemeyeceğimi biliyorlar. Evi de kaybedeceğiz. Tamam. Babam ne dedi? Baban uyuyor. (Gülüyor)
Tamam. Bu ne? Para. Bu birkaç ay seni kurtarır. Sonra daha fazlasını kazanırım. Bunu nereden buldun? Çaldın mı yoksa? Hayır, çalmadım. Üniversite için biriktirdim. Ama nasıl? Bize hiçbir şey söylemedin. Bunu nereden buldun? Anne tamam, önemi yok. Önemli olan evi kaybetmeyeceğiz. Tamam mı? Bunu alamam. Okula para lazım. Anne bak lütfen, ben artık büyüdüm. Bir iş bulabilirim. Bunu yeniden kazanırım. Lütfen al. Babana ne diyeceğim peki? Gerçeği söyle. Kafamdan neler geçiyordu? Neden? Ne için? Annemi kovan bankadan nefret ediyordum. Ne kadar haklı bile olsalar yine de nefret ediyordum. O parayı yıllardır biriktiriyordum. Okula peşinat ödemiştim. Şimdi her şeyi kaybedebilirdim. Baştan başlamalıyım. Harcayacak yıllarım yoktu. Daha hızlı bir yol lazımdı. Ama internet dolandırıcı kaynıyordu. Evde çalışarak ayda $5,000 kazanın. Sonra aklıma bir şey geldi. Dark Web. Dark Web o dönem haberlere çok çıkan bir bilgisayar korsanı grubuydu. Sitelerinin açık olmasına şaşırmıştım. İlk başta her şey basit göründü. Sadece bir hesap oluşturup kaydoldum. Esas erişim o kadar kolay verilmiyordu. Gerekli minimum seviye asker. Asker? Katılmak istiyorum. Nasıl asker olurum? Neye bulaştığını gerçekten biliyorsan davet edilmen gerekiyor. Nasıl davet edilirim? Üyelerden biri sana kefil olmalı veya yaptıklarından bir örnek gönder. Yasa dışı bir şey yapmamı istediler. Birinin kredi kartı numarasını çalmak gibi. Çaylakları öyle kabul ediyorlardı. Bana göre bu basitti ama bana bir kurban lazımdı. Aklıma bir fikir geldi. Okulda bir çocuk fena kaşınıyordu. Randy Bick. Bir dahaki sefer önüne bak. Derdin ne senin oğlum? Sen ne dedin Dostoyevski? Demek istediğim kendi boyunda birine sataşmam. Denemek ister misin ha? Ha? Denemek ister misin ha? Hadi. Evet, bir dahakine pislik. Şapşala bak. Sahte besin takviyesi satan bir site yaptım. Randy inandı. Babasının kartını kullandı. Bir sürü limiti vardı. Baba! Kredi kartını alabilir miyim? Evet. Bilgileri Dark Web'e sızdırdım. İçlerinden biri hemen iletişime geçti. Senin için ne yapabilirim? Para kazanmama yardım edebilir misin? Olur ama kuralları oku. Yakalanırsan seni tanımayız. Anladım. Yani yardım edecek misin? Statü yükseltildi. Asker. Roosevelt denen adam bana düşük seviyeli erişim verdi. Aslında bu bir iş gibiydi. Kara borsacılık. Fiyatları piyasa değerinin çok altındaydı. O zaman alıcıyı kolay buluyordum. Bana birkaç dizüstü oyun bilgisayarı gönderdi. Onları satacaktım. Craigslist'e gidip alıcı buldum. Bu para karşılığı oynamayı seven küçük kasabalı biriydi. Ama kim olduğunu önemsemedim. En önemlisi ihtiyacım olan para onda vardı. Bir seferde hiç bu kadar çok kazanmamıştım. Roosevelt'e payını gönderip kendime yeni bilgisayar aldım. Başka bir deyişle işe hazırdım. Hoşuma gitmişti. Hem de çok. Roosevelt bir şeyler gönderdikçe ben de satıp gereken parayı kazanıyordum. Ürünler hep basit şeylerdi. Telefon, mücevher, saat, bilgisayar. Taşıması kolay, kolay para. Ama para kazanmanın başka yolları da var. Forumlarda savunmasız alışveriş siteleri listesi vardı. Ve onlara girmek kolaydı. O sınırı aşmak istemedim ama bu şirketlerin sigortası vardı. Yani çok sorun olmuyordu. Birkaç yüz kredi kartı bilgisi çalıp Dark Web'e sattım. Sana $3,000 verir. Bunların değeri $7,000. O zaman kendin satarken iyi şanslar. Kartları kendim de kullanırdım ama ona uygun sahte kimlik lazımdı. O yüzden verdikleri fiyatı seve seve kabul ettim. Tamam, parayı gönder. $30,000 biriktirmem 4 yıl sürmüştü. Bu sefer 4 haftada yapmıştım. Ve artık hazırdım.
Evet, varınca sizi ararım. Dikkatli ol. Evet, tamam. Ve size her ay para gönderirim. Yani birlikte biraz vakit geçirin. Birbirinize iyi bakın. Ailemi orada bırakıp otobüsle büyük şehre gittim. Doğru karar verdiğimden emin değil ama dönmek için iş işten geçmiştim. Toronto'ya taşınmak çok güzeldi. Her şey daha büyük. Yeni evinize hoş geldiniz Bay Sovi. Binada 24 saat güvenlik ve ortak çatı var. Arkada yükleme alanı var. Paslanmaz çelik mutfak aletleri, yerden tavana pencere var. Mahallenin değeri artıyor. Daha güzelini bulamazsınız. Sorunuz var mı? Evet, internete nasıl bağlanırım? Ne yazık ki ödemem gecikti. Üniversite Ocak ayında başlamamı söyledi. Yani bana yaşamak için para lazımdı. Roosevelt'e çok para kazandırdığım için Dark Web'de statümü yükseltti. Artık kredi kartı ve sahte kimlik alıp onlarla alışveriş yapabiliyordum. Bir paket bekliyorum, buyurun. Tamam. Evet, hemen bakıyorum. Evet, bu herhalde. Tamam, şuraya imzalayın. Tamam. Tamam, işlemleriniz bu kadar. Teşekkür ederim. Çin mahallesine götürür müsün? Hayat o kadar kolay değildi. Bu sefer alıcıları Craigslist'ten bulamıyordum. Bir sürü polis ve sahteci vardı. Şansımı emanetçi ve kuyumcularda denedim. Merhaba. Dilimi biliyorsunuz, öyle değil mi? Bende saatler var. Tamam mı? Bunları satmak istiyorum. Almak ister misiniz? Bunlar gerçek, bu saatler gerçek, tamam mı? Bu saat, bu bana 15.000'e mal oldu. Sana ona satarım. 1000 mi? Evet. Ne oldu? yok tamam. Tamam. Bu saatler de gerçek. Evet, bunları sana 200 dolara satarım, olur mu? Şuna bakın. Saat var, 10.
Senin için ne yapabilirim? Burada 3 gün önce aldığını yazıyor. Neden satıyorsun? Artık onları istemiyorum da ondan. O zaman iade et. Edemem. Satın alırken kullandığım kartı kaybettim. O zaman yenisini bekle. Herhalde satarken zarar ettiğine değmez. Almak istiyor musun yoksa istemiyor musun? Tamam. Bay Munchausen. 2 kimlik ve adres bilgisi gerekiyor. Banka ekstresi olur. Sonra bunların çalıntı olmadığına dair form imzalayacaksın. O zaman başvurunu inceleyeceğiz. Eğer her şey doğruysa tekrar geleceksin. Geldiğinde biz de satın alacağız. Şimdi Hasan olmuyor. Kusura bakma. Bak sana $1000 daha indirim yapabilirim. Protokole uymak zorundayım. Her neyse bak önemli değil. Şimdilik kalsın. Tabii. Zor bir gün ha? Affedersin, tanışıyor muyuz? Say. Sadece seninle saatlerin hakkında konuşacaktım. Hayır. Polis değilim. Sadece saatlerini almak istiyorum. Evet, ne konuşmak istiyorsun? Bak, eğer işine gelirse hepsine 5000 verebilirim. Ben aptal değilim. 30.000. 7. 30.000. Bak ne diyeceğim. Oraya girerim. Onları en az 30.000'e satarım. %30'unu da ben alırım. Tamam ama parayı bugün alacaksın. Yoksa saatleri alıp gidersin. Bak saatler zaten çalıntı değil mi? Kaybedecek neyin var? Tamam. Tamam. Evet. Hadi gidelim. Dur, bekle. Tek başıma gireceğim. Tamam mı? Hey, ne haber? Mustafa, vaktim geldi. Ne haber kanka? Ne haber adamım? Seni adi herif. Çok ayıp. Gel yürüyelim. Ne oldu orada? Ne? Aynen anlattığım gibi oldu. Ortadan İçeri kayboldun. Girdim. Evet arka kapıdan çıktım al. Ama bana arka kapıdan çıkacağını söylemedin, bu ne? $24.500 kullanılmış 20'likler hali. Ne? 50 ve 100'lük bulmak vakit alırdı da. Ama saatlerimi 35.000'e mi sattın? Fatura torbada. Sen bana pahalı saatlere meraklı bir öğrenci gibi görünmedin pek. Hırsıza da benzemiyorsun. Kim bu çocuk dedim ben de. Nasıl bu kadar çabuk yaptın? Anlatırım. Sen de bu saatleri nasıl aldığını anlatırsın. Hey merak etme, hepsi için. Yemin ederim. Tamam. Evet, hadi. İşte Sayla böyle tanıştım. Her alıcıya farklı yaklaşırsın. Basit göründüğünü biliyorum ama önemli. Yanlış bir laf edersen inandırıcılığın kalmaz. Hemen kara listeye düşersin. Bunu hiç istemezsin. Hala aynı koşullar geçerli değil mi? Sizin işinizi yapmak güç ister. Kendinizi şımartmanız lazım. Siz savaşçısınız. Bunu başka kim düşünüyor biliyor musunuz? Eşleriniz, anne babanız, oğullarınız, kızlarınız. Bence onları arayabilmelisiniz. Hiç bundan kullandınız mı? Kendini alıcının yerine koyabiliyorsan eğer, o zaman kralsın.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Tutuklusun. Bir de bazı insanlar vardır. Böyle yüksek mevkilerdeki adamlar. Onların ilgilenmediğini sanırsın. Ama sonra hoşlarına gidecek bir ürün bulunur. Sizin için bir şeyimiz var beyler. Olağanüstü bir şey bu. Monokrom LCD ekranı var. USB arayüzü var. 20 megabayt dahili hafıza. İçinde elektronik pusula da var. Daha da önemlisi arkadaşlarınız bunu bulduğunuz için çok etkilenecek. Yani... Bu sefer kimden çaldınız? Çalmadım sonra. Saatçide çalışan bir tanıdığım var. İyi fiyata veriyor. Kaç tane var? Size 2 tane. 8 de arkadaşlarınıza. Evet, alıyoruz. Bir de devamlı müşteriler olur. Onları her zaman mutlu etmelisin. Sürekli bir şeyler getirmelisin. Çünkü güven bu işlerde en önemli üründür. Tamam mı? Bu önemli. Oluşturması zaman alır ama bir anda kaybediverirsin. Ne haber? Merhaba, ben Chris bu arada. Merhaba. Sizin için ne yapabilirim? Boom. Sadece 2 ayda 60.000 dolar kazandık. Senin payın. Birazını annemlere gönderdim, kalanını biriktirdim. Artık nihayet okula gitme zamanı geldi. Dün akşam Dünya Bankası'na yönelik siber saldırının arkasındaki suç örgütü kendini haklı gördüğü olayı üstlendi. Paraya dokunulamaz ama yetkililer güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi. Bu dünyanın bankaları vatandaşlarını köleleştiriyor. Sonra da geri çekilip borçların altında ezilmesine göz yumuyorlar. Bu halkın suçu değil, bu bankaların günahı. Uyuşturucu bağımlısı hata yapar ama suçu uyuşturucu taciri işler. Banka ve bankacılar dikkat edin. Dark web peşinize düşecek. Bu sözleri düşündüm. Üniversitenin bana göre olmadığını anladım. Merhaba. Eğer tüm kitapları almadıysan biraz tasarruf edersin. Ben de Sayı aradım, başka iş için yardım istedim. Daha büyük bir şey denemek istediğimi söyledi. Şöyle bir şey oldu. Dark Web'in yaptığı bir şey. Forumlarda cezalandırılacak ahlaksız bankacıların kara listesi vardı. Ama cüzdanları gerekiyordu çünkü internetteki bilgiler koruma altındaydı. Merhaba canım. Yardımcı olabilecek arkadaşlarım var. Eminim şaşıracaksın ama tanıdığım en önemli insanlar hizmet sektöründe. Tanıdıkları olan insanlar. Bu insanlar sayesinde otelde kalanlara veya restorandakilere ulaşabilirsin. Bu önemlidir. Bunlar önemli insanlardır. Bunlar tanımak isteyeceğin insanlar. Dediğim gibi bu bankacılar ahlaksız. Dark Web onları cezalandırmak istedi. Katkıda bulunmak için ben de katılmak istiyorum. Benim yaptığımı bilen yoktu. Amaç da buydu. Biz isimsiziz. Bir tane daha geldi. Sana gönderiyorum. İyi. Tabii sahi olmasa yapamazdım. Bir sürü farklı yerde çok tanıdığı var. Merhaba Chavez, nasılsın? Çocuklar? Ohoho, Robin! Aa. Gel bana şımarık fingirdek seni. Gel buraya. Neredeydin bugüne kadar bakayım? Artık hiç gelmiyorsun. Karşı cinse ilgini kaybettin zannettim. Çok komik. Robin, bu arkadaşım Alex. Alex ilk defa striptease kulübüne geliyor. Hiçbir şeyi kaçırmadın hayat. Hani şu sana anlattığım kodaman bankacıyı hatırladın mı? Evet. Sürekli geliyor. Sorun değil. Kızlardan birini ona gönderirim. Sana başka bir şey diyeceğim. Dün gece bir adam geldi. Yanında birileri vardı. Para saçtılar. Galiba Kolombiyalı. Neyse, her şey güzeldi. Kızlar para kazandı. Ama sonra kızlardan birinin üstüne atlamaya kalktı. Ben devreye girdim. Neyse, kartı burada kaldı. Hiçbirimiz bunu geri vermek istemedik. Al bir bak istersen. Hadi be, limitsiz bu. O ne demek be? Mağazalarda kullanabileceğimiz tonla parası var demek. Size kolay gelsin çocuklar. Dur. Hey, ne kadar istiyorsun? Hiçbir şey. Hediyem olsun. Ama o şerefsizi cezalandır. Seni seviyorum. Onu seviyorum.
Hayır. Ne? O karttan para çekemeyiz, çok tehlikeli. Ne diyorsun, ben hiç... Tamam bak, kolay para bu, tamam mı? Kendin söyledin. İçinde tonla para var değil mi? Evet ama... O zaman niye bu adam için 20 bin, 30 bin nedir ki? Biz de sahte kimlik yaparız, kılık değiştiririz, bankaya gideriz, bum. Sonra da bir daha elimizi sürmeyiz. Söz veriyorum. İçeri benim girmem gerek. Senden daha çok Kolombiyalı'ya benziyor. Bak, beni strese sokma, tamam mı? Hadi. Ha, tamam, belki haklısın. Belki bu kötü bir fikirdir. Ya adam kartın çalındığını bildirdiyse ne olacak? Ona bakıyorum zaten. Ne? Ne yapıyorsun? Kartla şarkı satın alıyorum. Sadece 99 sent ama olursa kart hala açık demektir. Tamam, oldu açık. Tamam. Kendine güvenmen gerek. Tamam mı? Kıyafetinle oyna. Oralara alışkın biri gibi davranacaksın. Tamam mı? Tamam. Araba çok tuttu. Bunu yaptığımıza değsin. Tamam, anladım. Tamam. Tamam, stres yok. Tamam, tamam, tamam. Ne oldu, ne sakin oldu? Sakin ol, parayı aldık. Say eğlenmeyi severdi ama pek bana göre değildi. Sadece hayatımı sorgulamamı sağladı. Sonra çok ilginç bir şey buldum. Annemi kovan ve ev kredimizi veren banka savunmasızlar listesindeydi. Annemin gözyaşlarını hatırladım. Ve onların canını yakmanın bir yolunu arıyordum. Benim yaptığımı bilmeyeceklerdi ama tabii amaç da oydu. Esay, bir iş için yardım eder misin? Bankayı biraz karıştırmak istiyorum. Yapacağım şeyle sistemlerini çökertip onları haftalarca oyalayacağım. Kapılarını kapattıracak bir şey. Bana uyar ama anlamadım. Bundan nasıl para kazanacağız? Bak, bu her zaman para için değil Say. Bu sefer intikam istiyorum. Peki ben ne yapacağım? İyi oğlum. Kendine güven ama evet, çok da değil. Evet. Kendine güvenmeyi unutma. Evet, anladım. Tamam. Bankaya yeni müşteri gibi gideceğim. Daha önce gittim. Nerede oturacağımı biliyorum. Öğlen arasından önce kredi istiyormuş gibi gideceğim. Sadece bankacı kızı lafa tutman gerekiyor.
Sen orada devreye gireceksin. Buyurun, yardım edebilir miyim? İngiliz aksanı yapabilir misin? Muhtemelen. Yapabilirsen İngiliz aksanı yap. Neden? Çünkü kızlar bayılır, o anda sana tutulur. Emin misin? Her seferinde tutar. Merhaba, küçük bir işletme için kredi isteyecektim. Ah tamam, yani ticari kredi mi? Evet. Bizde hesabınız var mı? Hayır. Tamam, size anlatabileceğim birçok ürünümüz var. İsterseniz temel bilgilerinizi alayım. Bir şey fark ettim. Yüz hatlarınız çok güzel ve simetrik. Gerçekten oyuncu olabilirdiniz. Ah. Yönetmen bir arkadaşım var. Yeni filmi için sizinle görüşmek isteyebilir. Ah. Sadece aklımdan geçti. Tamam, adınızı alabilir miyim? Tabii. Çok özür dilerim. Önemli değil, siz bırakın. Hayır. Ne de çok kaleminiz var. Affedersiniz. Önemli değil. Öncelikle size bir hesap açayım. Tamam. Şimdi tarihe girelim. Ve şimdi çok tuhaf. Nasıl yani? Bir sorun oldu. Bir terslik mi var? Burada bir sorun var. Bu gerçekten fena. Niye öyle oldu ki? Sanırım sizin öğle yemeği saatiniz geldi. Şimdi gideyim, sonra gelebilirim. Evet, bu çok iyi bir fikir. Tamam. İyi şanslar. Carol. Carol, bir terslik var. Sonra işim bitince sessizce bankadan çıkıp arabaya gideceğim. Kimse şüphelenmeyecek. Beyefendi, pardon beyefendi. Lanet olsun. Pardon, bizimle gelebilir misiniz? Ne oldu? Küçük bir güvenlik sorunu. Çok kötü, nasıl bir sorun? Çok uzun sürmez, lütfen bizimle gelin. Hey! Hey! Affedersiniz! Bakar mısınız memur bey? Alex Vesay. Sabrınız için teşekkür ederiz. Ben bu bankanın güvenlik şefiyim. Evet, aslında sayın. Sen gidebilirsin, teşekkür ederiz. Ben arkadaşımın yanında kalacağım. Hayır, kesinlikle olmaz. Say tamam, ben hallederim. Ben hallederim. Bu çok havalı bir şey. Kendin mi yaptın? Avukatım olmadan konuşmayacağım. Evet, birincisi avukatın yok. Paran da yetmez. İkincisi ben polis değilim. O yüzden bana açık konuşabilirsin. Bunu kendin mi yaptın? Yazılımı ben yaptım. Küçük bir çocuk için fena değil. Nereden buldun? İnternetten. İnternette nerede? Seni haneye tecavüzle, siber terörle ve federal düzeyde kredi kartı dolandırıcılığıyla suçlayacağız. 5 ila 10 yıl hapis cezası alır, ömrünün sonuna kadar bilgisayara elini süremezsin. Anladın mı beni? Yani tabii bunu nereden aldığını bana söylemek istemezsin. Peki, ben de polisi ararım. Bayım, adınızı sorabilir miyim? Curtis. Bu sizin adınız mı, soyadınız mı? İkisi de. Pekala Bay Curtis. Biraz telefonu bırakır mısınız lütfen? Tamı tamına bir dakikan var. Bak, bu sadece bir şakaydı. Niyetim hiçbir şey çalmak değildi. Güvenlik sisteminiz berbat. Güvenlik duvarı güncel değil. Yaptığım yazılım sisteme kolayca virüs bulaştırabildi. Yani 18 yaşındaki çocuk sisteme girip bilgi çalabilirse sizin durumunuz iyi görünmez. Yani böyle bir banka daha güvenlikli olmalı. Tamam. Tamam, size önereceğim şey şu. Yazılımı bedavaya güncellememe izin verin. Herkese de
Güvenlik testi yaptırıp sorunu çözmek için beni bulduğunuzu söyleyin. Banka sağlam görünür. Patronlar size teşekkür eder. Karşılığında tek istediğim arkadaşımın ve benim serbest kalması. Hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz. Bu sizce uygun mu? Ne oldu içeride? Seni neden bıraktılar? Bir daha yapmayacağım dedim, bıraktılar. Bir dakika, o kadar mı yani? Evet, sevinirsin sanmıştım. Biraz fazla basit geldi, o kadar. Bankayı cezalandırmak istedim, yapamadım. Ama bazıları bunu o şekilde görmedi. Biri Dark Web'e bilgi sızdırdı. Herkes benim yaptığımı anladı. İlk başta başıma iş açılacak diye korktum ama belli ki herkes etkilenmişti. Dark Web'in başkanı bile fark etti. Say. Uyan. Hey. Şuna bak. Zed beni beğendi. Kimi beğendin? Hayır, Zed. Sana anlattığım adam beni beğendi. Şuna bak. Senin adına sevindim. Daha önce hiç böyle bir ilgi görmemiştim. Belli ki yaptığım büyük cesaretti. Çünkü bankaya gittim. Genelde bu işler uzaktan yapılır. Bu yüzden fark edildi. Z seni beğendi. Oğlum, meşhur olmuşsun. Ne? Ne yapıyorsun? Şimdi sana bir kız ayarladım. Bu ne şimdi? Ne be, seninle buluşmak istiyor. Diyor ki birlikte çalışmak için fikirleri varmış. Güzel değil mi? Ne bu şimdi, bana hiç tanımadığın birini mi ayarladın? Dikkat çekmememiz gerekiyor. Hayır, sana bir kız bulmamız lazım. Hadi. En kötü ne olabilir ki? Demek adın Kira. Evet, ama gerçek adım değil. Nerelisin? Sana kişisel bilgilerimi vermem. Tamam, o zaman ne konuşacağız bakalım? Sen nerelisin? Londra. Aksanın yok ama. Londra, Ontario. Sahi mi? Çok kötü. Teşekkür ederim, sağ ol. Peki doğum günün ne zaman? 23 Haziran 1993. Gördün mü? Sen aptalsın. Anlayamadım. Adını, memleketini, doğum tarihini biliyorum. Bu bilgilerle kimliğini çalıp hayatını karartabilirim. Senin gibi birinin böyle batması yazık olur. Benim gibi biri mi? Yani oldu olacak annenin kızlık soyadını da söyle. Veya mesleğini. İşi yok. Çok zormuş. Evet, o evde oturuyor. Bir süre önce ev kredisi aldığımız banka onu işten çıkardı. İşi olsa bile parasının yetmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Derler ki uyuşturucu bağımlısı hata yapar, uyuşturucu taciri suç işler. Zed'den mi alıntı yaptın? Evet, ondan. Takip ediyor musun? Evet, herkes takip etmiyor mu? Hayır. Birçok insan para için yapıyor. Ay, peki sen onunla tanıştın mı? Tanışmış kadar oldum. Nasıl yani, o ne demek? Zed'le tanışmak istiyorsan büyük bir şey yapmalısın. Bakacak mısın? Evet, affedersin, tamam. Efendim? Yatıyor musunuz? Şaka yaptım, şaka, dinle. Bana bak dinle. Bak. Bir fikrim var. Aha, neymiş? Ona bizimle çalışmak ister mi diye sorsana. Tamam, sence bu iyi bir fikir mi? Yani daha yeni tanıştık da. Bilgisayarda bana bir sürü şey yazdı. Kredi kart yazıcıları ve sanal para falan. Kusura bakma da senden çok bilgisi var. Büyümeye devam etmek istiyorsak. Kızların faydası olur. Biz sadece iki sapız, o kadar. Ama bir kız sevgili olur. Dikkat dağıtır, tuzak olur. Bak, bana güveniyorsun değil mi? Bizimle çalışmak istiyor mu? Sor ona hemen. Tamam, bak ben seni sonra ararım, tamam mı? Hey, bir sor bari. Evet. Düşündüm de. Affedersin, sen söyle. Hayır, sen söyle. Yani ben sadece, sen şimdi biriyle falan çalışıyor musun diyecektim. Çok tuhaf. Çünkü ben de birlikte çalışalım mı diyecektim.
Kirayla kendimizi kaptırdık. Bu şekilde yapıyoruz. İlk işi bize kredi kartı yazıcısı aldırmak. Tayland'dan aldığım 2000 boş kart var. Burada hazırlayıp Dark Web'te satabiliriz veya mağazalarda kullanabiliriz. Bu da kredi kartı bilgilerini almak için. Kart numaraları almak için eski ekibi kullandık. Kopyaları hazırladık, dergilerde sakladık ve dünyanın dört bir yanındaki alıcılara gönderdik. Sonra bize sanal para kullandırdı. Numarayı gir. Bu izi sürülemeyen dijital paraydı. İnsanlar kredi kartının parasını bize böyle ödedi. Böyle bak. Gördün mü? Sonra gizli tarayıcıyı öğretti. Bununla atom bombası satın alsan kimse öğrenemezdi. Evet, evet. Adres. Buraya tekrar yazabilirim. Tamam. Sonra çok işe yaradığını da kanıtladı. Beğendin mi canım? Alıyoruz, teşekkürler. Kira bizi resmen geliştirdi. Daha zengin hedefler bulmayı başardı. Bu şekilde pahalı oyuncaklar almayı başardık. İnternet kartlarından gerçek kartlara geçtik. Neden hep fotoğraf çekiyorsun? Müşterilerim ne sattığımı bilmeli. Eğleniyor musunuz? Harika. Ben ne zaman bir şey alabileceğim? Doğru arabayı bulmak, doğru kadını bulmak gibidir. Günde birkaç defa içine girmeniz gerekir. Onu arkadaşlarına gösterir ama asla dokundurmazsın. O zaman sonra doğruya da geldiniz. Eh. Sadece düğüne ne kadar para harcayacağınızı söyleyin. O duruma bağlı. Nasıl bir kız? İtalyan. Beğendin mi patron? Eline el değdi. İş satmaya gelince Kira inanılmaz başarılıydı. Vay be. Saatleri sattım. Vay be. Bize neden haber vermedin? İnisiyatif kullanayım dedim. Bu harika. Ha bu harika. Aa, bir de pırlanta kolyeye alıcı buldum. Mobly diye bir sosyal medya sitesinden ürünlerimizin reklamını yapmış. Çok etkilenmiştik. Ama başkasıyla çalıştığından şüpheleniyorduk. Tabii sahip bu yeni düzenden pek memnun değildi. Ne de olsa genelde satışları o yapardı. Bu adamları nereden buluyorsun? Amcam yardım etti. Ona kendi payımdan veriyorum. O zaman onunla tanışalım. Madem bizimle çalışacak. O aslında benimle çalışıyor. Yani onu katmamıza gerek yok. Sizin için de sakıncası yoksa. Sorun olmaz. Öyle değil mi Say? Olmaz Alex. Hiç sorun olmaz. Sen iyi misin? Evet, evet iyiyim ben. Öyle mi? Bir şeyden rahatsız olmuş gibisin. Bak onunla çalışmak istemiyorsan mecbur değiliz. Bilmiyorum. Bir sürü alıcı buluyorum. Hiçbiri de pazarlık falan yapmıyor. Bu kız bu insanları nereden buluyor şimdi? Gözüm üzerinde. Belki de amcası yardım ediyor. Tamam, bize ne gerek var peki ha? Tek başına gayet güzel idare ediyor işte. Belki içindeki ses biraz kıskandı. Çünkü senin işini yapıyor, anlıyor musun? Şaka yapıyorsun değil mi? Ne bileyim dostum, sanki bu sefer biraz bozuldun gibi. Oo, bana %10 bahşiş verdiler. Neden? Tatmin mi ettin? Ne yaptın? Yapma böyle.
Bence Hong Kong'a taşınmalıyız. Neden ki? Ne var Hong Kong'da? Şey, sana anlattım ya, orası çok hareketli bir yer. Bence seninle orada çok iyi işler yapabiliriz. Gerçekten. Hong Kong şu anda tam bizim gibi insanlara göre. Sai burada işleri yürütmeye devam eder ama seninle ben gidelim. En azından kısa bir süreliğine. Ben öyle kalkıp gidemem. Hem de Sai olmadan, o en iyi arkadaşım. Onu burada bırakamam. Bir düşün bunu. Merhaba. Umarım önemli bir meseledir. Roosevelt. Nihayet tanıştığımıza sevindim. Sadede gel, çok vaktim yok. Evet, ben sadece teşekkür etmek istedim ve... yani bizzat tanışmak tabii. Beni bunun için mi çağırdın? Şey, yani bence bu önemli. Tamam, beni sen kabul ettin, bana sen şans verdin. Ben de sana minnetimi böyle gösteriyorum. Ne kadar var? $5,000 var. Çok naziksin. Ama duydum ki sen... Bir kahve alabilir miyim? Mağazalara gidiyormuşsun. Neden? Öyle daha çok para kazanıyorum. Aa, tadı berbatmış. Şunu sormak istedim. Kira diye bir kız tanıyor musun? Evet, rütbesi Teğmen. Hayır, hiç duymadım. Neden, yatmak mı istiyorsun? hayır, sadece merak ettim. Bak, hiç duymadım. Demek ki yaramaz. Neyse, galiba konuşma bitti. Bekle, Zed'le nasıl tanışabilirim? Zed'i tanıyor musun? Polis misin? Hayır, tabii ki polis değilim. O zaman saçma sapan sorular sorma. Bu çok salakça bir fikir. Sakin ol arkadaşım, tamam mı? Ya sen kimsin de bana sakin ol diyorsun? Ben arkadaşın değilim Tanrım. Birkaç haftadır bizimlesin. Senden emir mi alacağız şimdi yani? Ne yapacağını söylemiyorum. Sadece diyorum ki doğru yapmazsak bunlardan kurtulmak çok uzun sürer. Bence çok mantıklı. Hayır. Mantıklı olan işi küçük tutmak. Küçük olanları satmak. Sonra vakit gelince işi büyütüp büyükleri satmak. Biz de öyle yapıyoruz. Büyüyoruz yani. Ayak uydur. Alex, bir şey söyle yoksa bu kamyonu devireceğim şimdi. Yere düşüp de benim popom kafasına geldiğinde intihar edecek. Sakin olmalısın, tamam mı? Ciddi misin sen? Herkesi geriyorsun dostum. Zaten gergin olman gerekiyor. Bak, toplantıya gelmek aptalca bir fikir, tamam mı? Nereden biliyorsun? Çünkü bir süre alıyorlar. Bayan Kokoş'un aksine kim olduklarını biz bilmiyoruz. Ne önemi var ki, alıyorlar? Önemli çünkü... Ah Tanrım Alex, düşünmüyorsun. Bak, işler gayet iyi gidiyor. Bozmak istemiyorum. Gözüm üzerinde. Bir terslik var. Ne olduğunu bulamıyorum. Suç tamamen bende. Tamam mı? Çünkü onu ben getirdim. Ama benden söylemesi, o kız bizi büyük bir riske sokuyor şu anda. Tamam, bakarız. Durumu değerlendiririz. Hepsini satabiliyorsak satarız. Satamazsak fark etmez. Çünkü hepsini ayrı ayrı satabiliriz. Ha? O kadar da... Alex! Her şey iyi görünüyor. Seve seve anlaşırız. Evet, tabii ki aynı fikirdeyim. İyi görünüyor. Ben de anlaşmak isterim. Ama bilmek istiyorum. Taahhüdünüz ne? Gerçekten, yani bugün ne kadar alacaksınız? Hı? Biraz, yarısı, ne kadar? Çünkü bizim iş prensibimiz güvene dayalıdır. Çünkü güven olmadan iş yapılmaz. Ve tabii... Güvenilir olmak isterim. Çünkü her şeyi bugün almak zorunda hissetmeyeni istiyorum. İsterseniz birkaç parça alın. Sonra devamı için görüşürüz. Aslında hayır. Ortağım yanılıyor. Ortada bir pazarlık yok. Ya kamyondaki her şeyi alın
Ya da gider başka alıcı buluruz. Anlaşmamız böyle. İşinize gelirsin. Sen ne halt ediyorsun? Satış yapıyorum çünkü sen yeterince erkek değilsin. Bu şimdiye kadarki en büyük iş. Mahvetmene izin veremem, tamam mı? Tamam, şimdi sen geri çekil ve bu işi yetişkinlere bırak, olur mu? Çekilmeyeceğim çünkü o koca çenenle bu işi mahvedeceksin. Benimle böyle konuşabileceğini nereden çıkardın? Kendi çıkarımı koruyorum. Bu mallardan senin kadar ben de para alacağım. Peki bu adamları nereden buldun ha? Bir tanesi bile seni tanımıyor. Nereden buldun bunları? Bak Say, amcası sayesinde, tamam mı? Bir şey olmaz. Hala bu amcası ya. Onun tarafını mı tutuyorsun hayır, daha? Hayır, hayır. Bana bak, abuk subuk alıcılar buluyor, tamam mı? Nereden bilirdin? Bunlar polis bile olabilir. Alıcılar polis değil. Nereden biliyorsun? Kendine ne kadar da güveniyorsun böyle sen? Biraz sakin olur musun? Tek yaptığın konuşmak. İstediğim kadar konuşurum bebeğim. Çünkü bu işi senden çok daha uzun zamandır yapıyorum. Tamam, artık el sıkışalım mı? Hayır, çünkü bu içine ettiğimin kızı varken anlaşma burada yok. Burada bir sorun mu var? Hayır, 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 sorun yok. Sorun çek elini üstümden. Tamam, sorun istemiyoruz, tamam mı? Yapalım şu anlaşmayı, yeter ki. Anlaşma yok. Tamam, sorun değil. Tamam, tamam, gidiyoruz. Tırsaklık etmeyin artık. Bu anlaşmayı hemen yapacağız. O kamyondaki her şeyi alacaksın. Tamam Say ve Kira, lütfen hemen lanet çenenizi kapayın, tamam mı? Tamam, anlaşma yok. Siz gidin, biz de gidelim. Başka zaman anlaşırız, tamam mı? Anlaşma tamamen rafa kalktı. Sizi bir daha görecek olursak, tanıdığımız kimseyle iş yaparsanız bugünkü kadar anlayışlı davranmayız. Gidelim. Bu anlayışlı hal miydi? Aferin Say. Git başımdan be. Bu kadar cevap vermesen olmaz mı? Bunlar benim tanıdıklarım. Herkesle aramızı bozuyorsunuz. Tam bir vakit kaybı. Lanet olsun. Gerçekten çok kötüydü. Ya birbirinizle geçineceksiniz ya da herkes yoluna gidecek. Çünkü ben vurulmak istemiyorum. Eminim siz de istemezsiniz yani. Say, biraz sakin ol. Bir şeyleri yapabileceğini düşünüyorsa ona bir şans vermelisin. Özür dilerim. Ne halsa. Say. Tamam. Özür dilerim. Kamyona polis geldi. Buradan çıkmalıyız. Gerçekten ucuz atlattık. Neden çekip gitti? Boş ver, gitti işte. Tamam çocuklar, ben bugün olanları düşündüm ve bu başka bir yere taşınmamız için bir işaret. Doğru söylüyor. O alıcılar peşimize düşebilir. Hepsi mafya. Hepsi mafya mı? Bizim mafyaya mı bulaştırdın ya? Neyin var senin be? Bunun artık bir önemi yok. Çünkü şehir dışına çıkacağız. Tamam, o zaman nereye gideceğiz? Hong Kong diyorum. Böylece Hong Kong yeni evimiz oldu.
Bir sürü paramız vardı. Biraz keyfini sürelim dedik. Burası güzelmiş. Çok güzel. Fena değil işte. Ciddi misin? Ne var? Alt tarafı otel odası. Ben minibara bakacağım. Kendimize yeni bir araba da aldık ve çalışabileceğimiz sessiz bir yer. Bütün malzeme ve paramız orada. Olaylardan sonra sakinleşip bir üst seviyeye çıkmayı umuyorduk. En azından ben öyle umuyordum. Teşekkürler. Çok beğendim. Burada hacmimiz arttı. Daha çok aldık, daha çok sattık. Fiyatlar yükseldi. Ama hep aynı şeylerdi. Saat, mücevher, bilgisayar, telefon. Özel bir şeyler yapıyor gibi değildik. Bunları beğendim. Tamam. Hepsi. Harika. Size getirdiğim ürünün kalitesini anlamanızı istiyorum. Ne kadar? Tamamı. 200. Bu sizin. Teşekkür ederim. Sadece para kazanıyor gibiydik. Hiçbir amacımız yoktu, ilerlemiyor. Lütfen burayı imzalayın. Hatta özeni elden bırakmaya başladık. Kartı her kullanıştan önce kartın engellenmediğinden emin olmak için internetten deneme yapardık. Ama yüzlerce kartımız vardı, takip etmek çok zordu. O yüzden biraz şoklandık. Kusura bakmayın. Yakalayın, yakalayın! Kaç, yakalayın kaç, şunları! Kaç. Eğer bir kart iptal edildiyse ve kopya kart kullanıldıysa terminal onun sahte olduğunu anlayıp kasiyeri karta el koyup polis çağırması için uyarır. Kartı test etmediğimizde bu riski göze aldık. Dediğim gibi sadece para kazanıyorduk. Hem de bir sürü. Ama şöyle bir sorun vardı. Para insanları değiştirmiyordu. Onları ele veriyordu. Ve Sayın daha önce hiç görmediğim bir yüzünü gördüm. Ah tanrım, bilgisayarın başından kalkar mısın? Mobli'den hala alıcı çıkıyor. Sanki hiçbir yere varamıyor gibiyiz. Aylardır buradayız. Toronto'da yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz. Biraz sıkıcı oldu, öyle değil mi? Kimseye mesaj vermiyor, sisteme zarar vermiyoruz. Sadece para kazanıyoruz. Peki ne yapmak istiyorsun? Bilmem ama seviye atlamalıyız. Daha büyük can yakacak bir şeyler yapmalıyız. Zed vizyon sahibi olmakla övünüyor. Sisteme mesaj göndermek için parayla konuşmak gerektiğini biliyor. Çünkü para güçtür. Para kazanmanın ve kaos çıkarmanın yolunu bulursak nihayet dikkatini çekebiliriz. Tamam, peki onu nasıl yapacağız? Denesek. Arkadaşlar, biraz kutlama yapsak. Neyi kutlayacağız? Başarısızlığı mı? Bugün benim doğum günüm.
tuttuğumuza inanamıyorum. Hediye almamız lazım. Hayır Alex, ATM'ler için sormuştum. O benim sevgilim, senin değil. Senin de olmak istemiyor ama. Bütün gece için para ödedim. Ben 3 katını ödedim. Çek git. Artık ona paran yetmez. Sakin sakin çekilin. Hey! Say! Bırak beni be! Sana söylemiştim pisliği! Bir dakika, seni çekip bunu hak ettim! Lan buraya! Sakin ol, sakin ol! Bir sus artık, bir sus! Ah! Özür dilerim. Bak, biliyorum, hata ettim. Tamam mı? Anladım. Andrew Smith, Eric Dupel. Dışarı çıkın. Ne oldu şimdi? Nasıl çıktık? Amcam. Say nerede? Bilmem, uyandığımda yoktu. Dinle, galiba aradığımız şeyi buldum. Peki neymiş o? ATM'ler. Ne demek ATM'ler? Bankalar nakit parayı kasa dairesinde, kasalarda ve ATM'lerde tutar. Devam et. Elektronik dolandırıcılığı sigorta karşılar ama fiziki bir mekan olduğunda güvenlik ve isim sorunu olur. Bankalar çok şey kaybeder yani. Bu harikaymış. Diğer işlerle neden vakit kaybettik ki öyleyse? Bakın, bakın, bakın. Beğendiniz mi? Nereden buldun? Başarılı olduğum şeyi yaptım. Bir şeyler aldım, bir şeyler sattım. Artık yapamıyorsun deme. Bende hala iş var. Ve bu ayrıca bir özür. Dün için. Eline sağlık. Evet, aferin. Evet. Eski günlerini hatırın ha. Hangi kredi kartını kullandığıma bak. Sen ciddi misin Say? Ne? Çıkıp bu kartı mı kullandın? Kafayı falan mı yedin? Sorun ne? Birincisi, neden kılık değiştirmedin Say? Merak etme, önemli bir şey değil. Güneş gözlüğümü taktım. Güneş gözlüğümüş. Harika. Sorun şu, biz bu karttan para çektik Say. Tutup da kılık değiştirmeden kullanamazsın. Bizi bulabilirler, bilmiyor musun? Tanrım, sadece yardım etmek istedim. Tıpkı dün yardım ettiğin gibi değil mi? Bizi hapse attırdın ha? Özür diledim zaten. Daha ne istiyorsun? Hiçbir şey. Artık senden bir şey istemiyorum. Neden? Çünkü salaklık yapıyorsun. Her şeyin içine ediyorsun. Kiraya güvenmiyorsun. Sürekli sarhoşsun. Özellikle kullanma dediğim halde gidip bu kartı kullanmışsın Say. Bence sen git. Sen Toronto'ya dön. Ha? Belli ki sen burayı sevmedin. Bu onun fikri mi? Bunları o mu söyletiyor sana? O bir şey demedi. Ben diyorum Say. Ben gitmeni söylüyorum. Çünkü sen buradayken ya hapsi boylayacağız ya da öleceğiz. O yüzden sen payını al ve git. Ha? Peki. Bavulumu toplayayım. Thank you.
Kimliklerim çekmecede. Size iyi şanslar. Bu iş eskiden eğlenceliydi. Lanet olsun. Ne halt ettim şimdi ben? Ne halt ettim şimdi ben? Lanet olsun. ...234 numara Takman Caddesi. Şimdi ATM'yi deneyelim. Kierna Weyden yolu. 5052 Mahank yolu. Yoğundur ama çok çekebilirsin. Bu sonuncusu. Ben çıkıyorum. Hong Kong'un çeşitli ATM'lerinden 2.3 milyon dolar çalındı. Yetkililer neye uğradığını şaşırdı. Kimse nasıl olduğunu bilmiyor. Ama ünlü bir siber suç örgütünün suçu üstlendiği kesinleşti. Z adındaki uluslararası kaçağın liderliğindeki Dark Web isimli internet mafyası olay yerinde kartvizit bıraktı. Bu işin faili Dark Web. Bu işin sorumlusunu bulana kadar bize rahat yok. Kaos çıkarmaya. Dünya bankaları şimdi ellerindeki para için endişeli. Biz herhalde toparlanıp yarın buradan gitmeliyiz. Bütün şehir bizi arayacak. Evet. Her şey yolunda mı? Evet, iyiyim. Hey, hadi bana bak. Ne var aklında? Ben ayrılmak istiyorum. Biz de öyle yapıyoruz, gidiyoruz. Hayır, yani artık bu işi yapmak istemiyorum. Ortadan kaybolmak istiyorum. Kaybolmak mı? Nereye? Nereye olursa gidelim. Bu parayla yatırım yapsak bir daha hiç para derdimiz olmayabilir. Ciddi misin sen, lanet sürtük? Bana küfretme. Tamam. Bak, özür dilerim ama bu resmen aptallık, tamam mı? Bütün bunları geride bırakıp eski hayatına mı döneceksin yani? Sadece ikimiz olsak o kadar sıkıcı olur mu? Evet, ne halt edeceğimizi sanıyorsun? Rahatlarız. Hayatın tadını ne çıkarız. Ne kadar süreliğine kaos çıkarıp para kazanalım diyen sendin. Bunu sen söyledin. Evet, bunu yaptığımıza göre bence biraz dinlenelim artık. Boş versene, neden bırakıyorsun? Ne değişti? Sen. Hayatım için planım başkaydı ama şimdi durum değişti. Tamam, peki, buna saygı duyuyorum ama bu işi bırakamam. Annemler o bankalar yüzünden her şeyi kaybediyordu. Hepsini cezalandıracağım. O insanlar sandalyelerinde oturup insanları soyup soğana çevirmeyi hak etmiyor. ATM işi için tebrikler sağ kolumuz. İnanmıyorum.
Buzet. ATM işi için tebrikler, seni sağ kolum yaptım. Teşekkür ederim efendim. Sizinle konuşmak istediğim bir şey vardı. Buluşabilir miyiz acaba? Buradan söyleyebilirsin. Bunu yüzünüze söylemeliyim. İmkansız. Milyarlarca dolar söz konusu. Biriyle haber yollarım. Oldu. Başına ne iş açtığının farkında değilsin. Peki. Bak ne diyeceğim, seni hiç anlayamıyorum. Zed'in dikkatini çekerim diyen sendin. Gizli numara. Evet, Hong Kong'dayım. Evet, iki kişiyiz. Evet. Kira'nın planı işe yaradı. Zed bizi fark edip Hong Kong'da bir adada görüşme ayarladı. Ama Dark Web maskesi altındaki adam hayal ettiğinden çok farklıydı. Arabadan inin. Eşyalarınızı bırakın. Üzeriniz aranacak. Sizi Hong Kong'a hangi rüzgar attı? Toronto'da az kalsın yakalanıyorduk. Bundan bıktık. Kira buraya yerleşmeyi önerdi. Bunu neden önerdin? Çünkü Hong Kong bizim gibilere uygun bir yer. Ayrıca senin de burada olabileceğini duyduk. Seninle tanışmak istedik. Benimle tanışmak mı istediniz? Dikkatimi çekebileceğinizi nereden çıkardınız? Çok para getirebilecek bir planımız vardı. Para umurumda değil. Ama birçok insanın önem vermesini anlıyorum. Peki, bana neden ihtiyaç var? Bize bir sürü imkan lazım. Yani planım sizsiz olmaz. Pekala. Sen bana anlattıktan sonra size neden ihtiyacım olsun? Çünkü biz bu işi yapmayı biliyoruz. Bu işi yaptıracak insan bulabilirim. Hatta belki daha iyisini. Efendim, bence siz oldukça prensipli birisiniz. Beğeneceğiniz bir fikir sunarsan bunu sonuna kadar götürmeye yardımcı olursunuz bence. Söylemek istediğin şeyi söylemeden önce benim kim olduğumu anlaman gerek. Ben dostun değilim. Patronun değilim. Ben senin sahibinim. Bana çalışırsan benim malım olursun. Ve işini düzgün yaparsan istediğin şeyi elde edersin. Ama bir hata yaparsan ölürsün. Ailen de ölür. Arkadaşların da. Yani eline baltayı alacaksan mutlaka kafayı temiz kes. Çünkü bende hata yapma şansın yok. İçeride neden bir şey söylemedin? Yapabileceği şeylerin sınırı yok. Ne oluyor böyle? Sai mesaj bırakmış. Merhaba. Benim sadece olanlar için
özür dilemek istedim. Ben çok düşündüm. Telafi etmek için bir şans istiyorum. Kira'dan da. Eskisi gibi olalım yani. Otele geri geldim. Şu anda buradayım. Şimdi siz dönene kadar burada bekleyeceğim. Yani... Ve ah. Belki de siz geldiniz. Dur. Ne? Oteldeymiş. Gerçekten mi? Evet. Sesi daha iyi geliyordu. Belki de gidip konuşmalıyız. Belki de evet. Say. 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 Lanet olsun. Lanet olsun. Ben polis çağıracağım. Polis çağıracağım. Alex, polis çağıramazsın. Tamam, ambulans çağırırım. Alex. Belki bir şey yaparlar. Hayır, yapamazlar Alex. Gelip ona yardım Hayır, ederler. Hayır, bir şey yapılmaz. Onu böyle bir bırakamayız şey ya. Git başımdan. Şu anda ona bir şey yapılamaz. Git ver başımdan. Şu telefonu. Ambulans çağıracağım ver dedim. Ver şu telefonu. Bırak beni. Telefonu ver. Hayır. Yapma. Çık dışarı. Buradan çıkmak zorundayız. Dur. Lütfen. Toronto'daki striptiz kulübünde kredi kartını bırakan Kolombiyalı adamlar izimizi bulmuş. İlk alışveriş gözünden kaçmış ama ikincisine hazırlıklıymış. Sai geri dönmemiş olsaydı, Kira ve ben ölecektik. İsterseniz yapacaklar. Evet, geldik sayılır. Arkadaşının başına gelenleri duydum. Ve senin için zor olduğunu anlıyorum. Ama kendine şunu söyle. Ben yine de bu lanet işi yapıp bitireceğim. Ben yine de bu işi yapıp bitireceğim. Dinle, bence bu iş bitince kendimize saklanacak bir yer bulalım. Evet, katılıyorum. Toronto'ya dönelim. Hayır. Mümkün olduğunca uzaklaşmalıyız. Aklıma buluşacağımız bir yer geliyor. ...23 Kasım 2012 Cuma. Borsanın kapanmasına 45 dakika kala. Tam beri bütün piyasa sarsıldı. Neyse ki Merkez Bankası Başkanı ekonomiye daha çok para kattı ve biraz istikrar sağlandı. Daha iyi konutlandırma, daha az vergi. Size daha çok para, bana daha çok para, hepimize daha çok para. Neredeydin? Telefonuma baktım. 15 kaldı. Emin misiniz efendim? Evet, eminim Bay DiMaio. Efendim, bu hisse opsiyonları şimdi ucuz olabilir ama yarım saat sonra süresi dolunca değersiz olacak. Bu pozisyonları açarak piyasanın patlayacağını söylemiş oluyorsunuz. Şunu anlamanızı isterim, benim işim... Senin işin, söylediğim şeyi harfiyen yapmak ve sana aç diyorsam açacaksın işte lanet şeyi. Tamam, pekala efendim. İşlem tamamlanınca ekranınızda olacak. Yapamayacağım. Yo, dur. Dur, bekle. Ne yapıyor bu çocuklar? Yerinize geçin. Bence bırakıp çıkalım. Ne diyorsun sen? Burada bir terslik var. Bence kötü olacak. Arkadaşlar. İyi olmayacak. Gelmek üzereler. Bak, sana ihtiyacım var, tamam mı? Hayır Alex, bana ihtiyacın yok. Kendin de yapabilirsin. Tamam, burada olmanı istiyorum. Binaya giriyorlar. Seni duyabiliyoruz, tamam. Tamam bak, bunu sensiz yapmak istemiyorum. Bu işten sonra gidip ne istiyorsan yapabiliriz ama şu anda sana burada ihtiyacım var.
O kadar basit değil. Kira, lütfen yapma. Size gerçekten ihtiyacımız var. Arkadaşlar, hadi bakalım. Efendim, efendim. Piyasaların durumu için bir yorumunuz var mı? Piyasalarda bir düzelme bekleyebilir miyiz? Yorum yok. Efendim, piyasalar sizin sayenizde toparlandı. Bir şey söylemeyecek misiniz? İşte. Hazırlar mı? Evet efendim. Başlayın. Elinize görüntü ulaştı. Şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Merkez Bankası Başkanı silahlı saldırıya uğradı. Bu çok trajik bir durum. Ve tabii bu bütün eyaleti ve ülkeyi etkileyecek. Nefesler tutulmuş durumda. Öldüğüne dair bir doğrulama gelmedi. Bildiğimiz hastaneye kaldırıldı. Merkez Bankası Başkanı az önce vuruldu. Merkez Bankası'nın önünde. Kimin yaptığına dair hiçbir bilgi yok maalesef. Vurulduğu sırada biz de... Tokyo, Japonya. Nani? Hitsuda. Aldığımız habere göre Merkez Bankası Başkanı vuruldu. Ölüp ölmediğine dair kesin bir bilgi yok. Bu olay gerçek mi? Aman tanrım. Tabii ki evet, her yeri boşaltın. Evet, her şeyi diyorum size. Pis Amerikalılar. Moskova Rus. Давай звони. Куда звонить? Нью-Йорк звони, куда? Efendim, görünüşe bakılırsa soruşturma olacak. Pozisyonları çek. Paranın kalanını bu hesaplara gönder. %20'si Alex'e. Kalanını eşit olarak bölebilirsin. İsterseniz pazartesiyi bekleyelim. Böylelikle... Sen dediğimi yap. Unutma Oz. Para kimseyi değiştirmez. Sadece onları ifşa eder. Bakalım arkadaşımız parayı ne yapacak? Çıkmamız lazım. Evet, bir saniye. Bu sayı için pislik herif. Ne? Kuzey Aydağ. Bir dakika efendim. Haberlere göre ölmüşsünüz. Alo. Ne diyorsun sen? Seninle konuşurken nasıl ölmüş olabilir? Ve kapanış zili çaldı. Bugünkü trajik olaydan sonra piyasa ani bir düşüşe geçti. Görünüşe bakılırsa sermaye piyasası kurulu tüm ticari hesapları durdurma kararı aldı. Bu ekonomiyi nasıl etkiler bilmiyoruz ama etkisinin bir süre devam etmesi bekleniyor. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Merhaba Alex, zaman doldu. Hayır, Alex! Kira nerede? Ona ne yaptınız? Lanet herifler! Kahretsin! Kira nerede? Sadece böyle oturacak mıyız? Bu kadar mı? Efendim? Evet. Gidelim. Kimdi o? Annen mi? Onu partiye mi çağırdın? Sus.
Hey hey hey, ne yapıyorsun? Ne oluyor? En kısa zamanda havaalanına lütfen. Telefonu kullanmam gerek, lütfen. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Kiran'ın da Zed'in de telefonu kapalıydı. Bu nasıl oluyordu? Bize kim tuzak kurdu? Beni kaçıranlar kimdi? Zed'in adamları mı? Bilmiyordum. Ne yapacağımı da bilmiyordum. Bizi kimsenin bulamayacağını söylediği yerde Kira'yı bulmak zorundaydım. Bangkok, Tayland. Burada kendimi dünyanın kalanından kopuk hissettim. Yalnızdım. Her işim ters gidiyordu. Kira'yla anlaştık. Bir şey olursa operasyondan iki gün sonra öğle saatinde Şafak Tapınağı'nda buluşacaktık. Beklemek zorundaydım. Ve o anda annemler aklıma geldi. Onları tamamen unutmuştum. Telefona cevap veremiyoruz. Lütfen mesajınızı bırakın. Merhaba anne, baba. Benim Alex. Aramadığım için özür dilerim. Ortadan kaybolduğum için de. Birkaç gün sonra orada olacağım. Söz veriyorum. Evet, sizi özledim. Tamam, hoşça kalın. Alex! Alex! Telefonlar! Merhaba. Evet. Telefon? Ha evet. Evet. BlackBerry. Hayır, daha ucuz. Öyle daha mi? Daha ucuz bir şey, evet. Bu ucuz. Yarısı. 1000 baht. Yarısı olmaz mı? 500 baht. Aa, hayır olmaz. Olmaz. 600 baht. 600. Ah. Evet. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Tek kişilik oda alabilir miyim lütfen? Pasaport lütfen. Evet. İnternet var mı? İnternet çalışmıyor. Peki. Anahtarınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bekledim, durdum. Ama hiç gelmedi. Kendimi yeniden yalnız hissettim. Dostum yoktu, ailem yoktu. Kimsem yoktu. Affedersiniz, saatiniz kaç? Efendim? Saat kaç? 12:15. Teşekkür ederim. Thank you.
Affedersiniz. Saat kaç? 3:10 var. Tamam, teşekkür ederim. Kala kaldım. Ne yaptığımı, nereye gideceğimi bilemedim. İçimde tuhaf bir his vardı. Bir terslik vardı. Merhaba, interneti kullanmam gerek. Tamam, önce ödeme yapın. Evet, evet. Kart geçiyor, öyle değil mi? Şuraya gidin, 5 numara. Solda. 5 numara, tamam. Solda, hemen şu soldaki. Bu mu? Evet. Merkez Bankası Başkanı'na yapılan sözde saldırının ardından borsa yeniden normale döndü. Yetkililer saldırının sorumlularını yakaladı. Meşhur bilgisayar korsanı Zed gözaltına alındı. Hakkında 60'ı aşkın dolandırıcılık şikayeti var. Ayrıca içeriden bilgi alma, vergi kaçırma ve terör suçlamaları. Yetkililer Zed'in suç ortağı Kira Whittle hakkında da bilgi verdi. O başından beri Zed'in takımındaydı. Federal ajanlardan kaçarken vurularak öldürüldü. Whittle ateş açınca polis de karşılık vermek zorunda kaldı. Ve çıkan çatışmada öldürüldü. Bu nasıl olabilirdi? Ve son olarak üçüncü bir komplocu bu sabah tutuklandı. Alfonso Regalo adıyla bilinen bir Kolombiyalı iş adamı operasyona maddi destek verdiği öğrenilince tutuklandı. Hayır, o ölmüş olamaz. Sayfasında bana bir ipucu bırakmış olmalı. Mobley, tamam. Bağlantınız yok. Hey sen, bana bak. Bana sahte kredi kartı vermişsin. Hemen paranı ödemen bağlantı gerekiyor, yeniden tamam mı? Bağlar mısınız? Yeniden bağlayın. Hey sen, pasaportun. Hey. Evet, evet, burada. Bu kredi kartı şunu sahte. Şunu bağlar mısınız? Paramı lütfen ödemen gerekiyor. Lütfen. Şunu bağlayın. Hayır. 5 dakika daha. Bağlantıyı tekrar Hayır. açar mısın? Bu çok önemli. Hayır, 5 dakika daha. Sadece biriyle konuşmam gerek. Biriyle konuşacağım. Hadi alalım şunu. Lütfen. Hayır, hayır, hayır. Anlamıyorsunuz. 5 dakika lazım. 5 dakika daha lazım. Bırakın beni. Kes sesini. Kes sesini. Hayır, olmaz. Sadece 5 dakika. Yürü dedim. Bırakın beni. 5 dakika daha konuşacağım. Kapa seni. Sadece 5 dakikaya ihtiyacım var. Bank bana bir saniye. Hayır, hadi, hadi, hadi. Dinleyin, yürü. Dinleyin. Hadi yürü, yürü, yürü. Hadi. Beni dinleyin, yürü. Lütfen. Yürü, biliyor musunuz? Yürü. Yürü. Biraz durun lütfen. Hadi. Bırakın beni, lütfen. Sadece 5 dakika ihtiyacım var. Geri gelir misin? İnternette 5 dakika lazım bana. Ne? İçten içe Kira'nın hala hayatta olduğunu umuyordum. Ve beni bulacağını. Ama her geçen gün umudumu kaybettim. Bir süredir istiyorum, çok iyi olur. 5 dakika bakabilirsem çok iyi olur. 5 dakika, o kadar uzun da bir süre değil yani. İnternete 5 dakika istiyorum. Ne kadar zor olabilir ki? Sadece 5 dakika istiyorum, anladınız mı? Daha kaç kere bunu istemem lazım? Sizi duyabiliyorum. Etrafta dolaştığınızı duyuyorum. En azından bir şey söyleyin. Hayır deyin ama sessiz kalmayın, anladınız mı? Hey! Sonra durumu kabullendim. Tek başıma olduğumu kabullendim. Ailem, Sai, Dark Web, Kira, Zed. Hepsi çok uzaktı ve çok eskidendi. Eskiden dünyayı güzelleştirmek istiyordum. Ama benim dünyam ölmüştü. Bu yüzden hayattan umudumu kestim. (Gülüyor)
Ama hayat benden umudunu kesmemişti. Geçmişte yaşamayı bırakmaya karar verdim ve yaşamaya. Kafes hayvanı gibi yaşasam da hala hayattaydım. Fark ettim ki daha 21 yaşıma gelmeden bir sürü insana zarar vermiştim. Ve sevdiğim insanların ölümünden sorumluydum. Her şey değişmişti. Kaos, komplolar, inançlarım. Hepsi farklıydı. Hepsi değişmişti ama galiba hiç değişmeyen tek bir şey vardı. Oturup beni beklediğini bilmek beni kahrediyordu. Ve ben hiç dönmüyordum. Annemle babamı özlüyordum. Onları görmeyi çok istiyordum. Onlara daha önce hiç sarılmadığım gibi sarılmak istiyordum. Oturup onlarla boş konuşmak istiyordum. Yanlarında olmak istiyordum çünkü kim olduğumu biliyorlardı. Başkası gibi davranmaktan bıkmıştım. Yeniden kendim olmak istiyordum. Sonra 2 yılın ardından serbest bırakıldım. Afla çıktım. Buna inanamıyordum çünkü sahte ismimle serbest bırakıldım. Ama önemli olan... Furlong, serbestsin. Özgür olmamdı. Nihayet eve dönmeye hazırdım. Merhaba. Merhaba. Sen nasıl buradasın? Belli ki işini iyi yapıyorsun. O zaman buradan erken çıkmak ve sicilini temizlemek istiyorsan sana göre bir işimiz var. Ne oldu orada? Ne dedin? Neden bıraktılar seni? Bir daha yapmayacağım dedim. Bıraktılar. Biraz fazla kolay olmuş. Bir adam var. Onun sayesinde yaklaşacağız. Gençmiş. Sen de gençsin. Seninle ilgilenmesini sağlayacağız. New York borsası hakkında ne biliyorsun? Para kazanmasına yardım edeceksin. Her şeyi biz organize edeceğiz. Ve eğer şüphelenen biri olursa benden amcan olarak söz et. Bu adamları nereden buluyorsun? Amcam yardım etti. Sonra onu Hong Kong'a götürmelisin. Hong Kong tam bizim gibi insanlara göre. Ya kanmazsa? Onu korkutup kaçırırız. Hey! Bugün olanları düşündüm ve bence bu başka yere gitmemiz için işaret. Oraya gidince onu ATM operasyonuna kandıracaksın. Böylece Zed sizi fark edecek. ATM'ler için demiştim. Bir terslik olursa biz hep oralarda olacağız. Ne oldu? Nasıl çıktık? Amcam. Ne demek sence yapamaz? Ona aşık falan mı oluyorsun yoksa? Hayat için başka planlarım vardı. Şimdi değişti. İnanmıyorum. Bize tek gereken operasyonu bildiğine ve piyasanın çökeceğini bildiğine dair yazılı bir kanıt. Onu dolandırıcılık suçundan içeri atacağız. Zarar görmeden çıkmalıyız ben ve Alex. Tutuklanacaksa bunu yapmayacağım. Beni anladın mı? Olur ama onu bir daha göremezsin. Tamam. Neredeydin? Telefonuma baktım. Mümkün olduğunca uzağa gitmeni izlerken yalan söylemiyordum.
Oraya gelip sana her şeyi anlatacaktım. Ama benim için başka plan yaptıklarını bilmiyordum. Zed'in suç ortağı Kira Whittle, federal ajanlardan kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldü. Hayır! Ah. Alex! Adiler! Çıkar çıkmaz seni aramaya başladım. Kullandığım pasaportu biliyordum. Seni bulmam zor olmadı ama seni çıkarmam biraz zaman aldı. Keşke bir mektup gönderebilseydim. Keşke geleceğimi haber verebilseydim. Ama izlenme ihtimalini göze alamadım. O yüzden bugüne kadar bekledim. Neden bana söylemedin? Denedim. Denemedin, bana yalan söyledin. Aslında ben sana hiç yalan söylemedim. Sadece tüm gerçekleri anlatmadım. Peki burada ne işin var? Seni evine bırakabilir miyim? Sınırı geçerken sorun yaşarım. Gerçek pasaportunu kullanırsan yaşamazsın. Araba kullanabilecek misin? Hı. Sonunda yeni bir sayfa açma şansım oldu. Namusumla yaşayıp para kazanmak için. Kira da hayatta olduğu için mutluyum.